İlknur Tasarım Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün sizinle şöyle bir ışığımı ayarlayayım. Bu bilekliği yapacağız. Bunun yapılışını göstereceğim size. Böyle rav tekniğiyle yaptım ben bunu. Kareleme, işte dörtleme de denebilir. Bu şekilde görmüşsünüzdür, böyle modeller var Pinterest'te falan, ama videosu, hani en azından Türkçe bir videosu olmadığını fark ettim. Bugün sizinle bunu yapacağız. Şimdi malzemelere geçelim hemen. Burada ben bakayım, evet, 4 renk kum boncuk kullandım. Bunlar, şöyle uzaklaşalım, 10 numara, 11-0 da kullanabilirsiniz tabii. Şöyle renklerini, renk numaralarını, eğer siz de aynı renklerde, aynı tonlarda yapmak isterseniz böyle bir göstereyim. Dediğim gibi 10 numara, 10'a 0. Kullandım ben. Şöyle göstermiş olayım. Bunlar renk kodları. Bu şekilde kullandım. Şu pembeyi sadece şurada kullandım. Şurada. Üstleri de bunlar. Hemen yapılışına geçmek istiyorum. Biraz ince misina, içinden çok fazla dolaştığımız için boncukların, ince numaralı bir misina kullanırsanız iyi olacaktır. 0.15 veya 0.16 olabilir. Şu aradaki kristallerine bakalım. Ben işte çek kristali kullandım. Şöyle göstermiş olayım. 5 numara. 5 numara çek kristali kullandım. Böyle bir kilidinden de söz edelim. Böyle bir sürgü kilit kullandım. Bu tarafını diktim. Diğer tarafını da birlikte dikeriz. Siz başka o mıknatıslı, elimde benim bu vardı, mıknatıslı kilitlerden de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi öncelikle bu zemin rengimi aldım. Yine bu numarası bu. Öncelikle şu taban kısmını, bakın bu böyle dörtlemelerden oluşan rav bilek, rav tekniğiyle yapılmış bir bileklik. Dörtlemelerle, hani sizinle kübik rav yaptık ya, o kübik ravın bu açık hali diye düşünün. Şimdi şöyle, burada böyle bir taban hazırlayacağız. Mesela şeyler yapılıyor ya, bu son dönemde görüyorum ben, böyle ahşap, ben de çalıştım bir tane sipariş üzerine, Instagram sayfamda var, inciden yaptım. İşte inciden yapılıyor böyle çantalar, ahşap boncuklardan çantalar, böyle büyük çantalar vesaire tasarlanıyor, yapılıyor, çok güzel. İşte bu teknikle yapılıyor. Bu tekniği anlatmaya çalışacağım size. Siz de mesela bunu böyle bir bileklik değil de başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Şu kareleme, dörtleme tekniği, rav tekniğiyle yapılıyor. Hemen başlıyorum. 4 tane boncuk alıyorum. Şöyle dibe kadar. Biraz ipinizi, misinanızı uzun tutun. Ben şimdi burada şöyle içinden geçiyorum. Şurada bağlayacağım. Aslında dediğim gibi uzun tutun.
misinanızı. Biraz fazla içinden fazla dolaşılıyor. Şöyle bağladıktan sonra biraz şöyle yaklaşayım. Evet. Bir boncuk, hatta iki boncuk ilerliyorum. Şöyleyim. Şimdi bunları işte dörtleyeceğiz. Kübik ravda olduğu gibi. 3 tane boncuk aldım. İpimin çıktığı boncuktan ters yönden girdim. İpim, misinam ortada. Şimdi şuraya geleceğim. 2 boncuk ilerliyorum. 3 tane alıyorum. Şimdi bunu dörtleyeceğim. İpim aşağıdan çıktı. İpim aşağıdan çıktıysa ben yukarıdan. Yukarıdan çıktıysa aşağıdan. Girdim. Yine başa geliyorum. Üç tane oldu. Şimdi dörtlerim. Bunları 7 tane olana kadar, bakın ipim yukarıda, misinam yukarıda, ben aşağıdan giriyorum. Ortada kalıyor. Hemen başa geliyorum. Buradan ve buradan ilerliyorum. Bu şekilde. Şimdi ipim altta. İpim dediğime bakmayın. Ağız alışkanlığı. Misinam. Şimdi yukarıda. Böyle. Şimdi buradayım. Buraya çıkacağım. Bunu yine bu uçtaki boncuğumu dörtleyeceğim. Onu bir kabul edeceğim. Bunu şimdi yine 3 tane boncuk aldım. İpim yukarıda, ben aşağıdan giriyorum. Şimdi ortada başa geliyorum. Şimdi bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son. Aşağıda misinam 2, 3. Şu altta ve yukarıdan giriyorum. Evet, şimdi 7 tane 1, 2, 3, 4, 5 şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Böyle 7 tane olana kadar bunu yapıyorum. Yaptıktan sonra şimdi böyle tutup bu şekilde örgümü devam ettireceğim. Bu tepedeyim. Şöyle buraya geliyorum. Bir tane ilerliyorum. Şimdi bunu dörtleyeceğim. 1, 2, 3 tane aldım. İpimin yukarıdan çıkmış. Ben alttan sadece bir tanesinden giriyorum. Ve bunu bakın dörtlemiş oldum. Şöyle. Şimdi bu şekilde bunları da hesaba katarak örgüme devam edeceğim. Şimdi burada bir ayrıntı, dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi buradan mesela direkt bu boncuğa geçebilirim. Hani şey olarak, ama bunu yapmıyorum. Kesinlikle bunu yapmıyoruz.
O zaman burada böyle bir misina gözükür. O yüzden bu boncuğa geri geliyorum. Şöyle. Nasıl ki kübik ravda boncuklar birbirlerine, değil mi? Anlatmıştım o zaman size ben. Birbirlerine böyle komşuydular. Şöyle bakın, bu dörtlü oldu. Şimdi bu bir, iki boncuk birbirine dahil. İki tane alıyorum. İki tane aldım. Misinam burada. Bakın. Şu dörtlü ve şu dörtlü, şu iki tanesi yukarıdan buna ve şuna gireceğim. Giriyorum ve buna. Böyle yaparsanız şu arada misina belli olmaz. Bakın böyle dörtlendi. Şimdi şuna geleceğim. Bir, iki, bunu da dahil edeceğim. Ve üç boncuk ilerlemiş oluyorum. Şimdi buradan buraya geçtim. Burada ip belli olmaz. Şunu aklımızda tutalım. Bu nasıl diyeyim? Ben beden derim böyle. Yani bedene dahil, işimize dahil olan bu duvara çıkmak için asla bu dikey olan boncuklardan geçmiyoruz. Mutlaka bu ortadan, şu boncuklardan geçebiliriz. Şuradakinden demin geçmedik mesela. Biraz yapalım, anlaşılacak. Şimdi iki tane aldım. İki tane aldım. Şu iki taneyi, şu iki taneyi kullanıyorum. İki de burada, dört. Şuradan ve şuradan geçiyorum. Şimdi bunu dörtlemiş oldum. İşte biraz önce dediğim bu. Şimdi buradan, bu yan duvardan buraya geçemem. Buraya geçemem. Mutlaka buraya gelmek durumundayım. Buraya geçersem ne olur bakın. Burada örgünün arasında misina belli olur. Bu tarafa geçiyorum. Şimdi şöyle de düşünebiliriz. Bir dışarıdan dolaşıyoruz, bir içeriden dörtlüyoruz. İçeriden dolaşıyoruz. Şimdi bu dışarıdan dolaşma. Ortaya geliyor. Mutlaka ortadan birleştiriyorum. Bir, iki boncuk alıyorum. Bunu ve bunu dahil edeceğim. Bu ve bu. Şöyle. Bakın bunlar. Dörtledim. Bakın iki tane kare. Şimdi bir, iki ve üç boncuk ilerliyorum. Gene bakın bu orta ya, şu orta, ortadan yana çıkmış oluyorum. Şöyle netlensin. Yani mutlaka dediğim gibi orta boncuktan çıkmış oluyorum. Bedene, işimin kendisine şöyle 3 taneden ilerliyorum. Şöyle bakın. Şimdi bundan sonra şimdi yine şu dörtlünün bir tanesini ve bunun bir tanesini dahil ediyorum. Ve buradan şu iki taneden geçiyorum. Bakın bunu da
dörtlemiş oldum. Şimdi dediğim gibi buraya geçemem. Şimdi bunu dörtleyeceğim ama buraya geçemem. Buradan bir, şimdi dışarıdaki sıra. Yani dıştan dolanıyorum, bir içten dolanıyorum. Şimdi bir, iki boncuk alıyorum. Buradayım. Bunu ve bunu dahil ediyorum. Buradan ve buradan. Bakın, geçiyorum. Evet. Bakın, iki taneyi dörtlemiş oldum. Şimdi bu ortaya geliyorum yine. Bir, iki ve şu üç boncuktan ilerliyorum. Şimdi içeriden dolanmış oluyorum. İki boncuk alıyorum. Şu ve şu. Bu ikisi ve bu aldığım ikisiyle dörtlüyorum. Gene bu tarafa geri çıkıyorum ve işime devam edeceğim. Dönüyorum, çeviriyorum. Ne yapacağım şimdi? Buradayım. Buraya önce bir çıkıyorum. 1 2 Bu tarafını da bu tarafına doğru da 10 tane. Ya ben öyle çalıştım. Siz istediğiniz büyüklükte tabii ki yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane aldım. İpimin çıktığından bir tanesinden, bu baş ilk motif olduğu için dörtledim bunu böyle. Bakın. 1 2 ve 3. 3. sıram oldu. Şimdi buraya gelemem. Bunu dörtleyeceğim şu anda. Bunu ve bunu dörtleyeceğim. Ama buradan geçemem. Bu tarafa geliyorum. Şöyle. Şu ikisini, iki tane aldım. Bunu ve bunu dörtleyeceğim. Şuradan bir dışarıdan, şimdi bakın. Şöyle geçiyorum. Geçtim. İpim ortada. Şimdi bu sıra daha iyi anlaşılacaktır. Burada biraz böyle bolluklar oldu. Boncuğum biraz büyük oldu ve misinam küçük oldu, ince olduğu için. Şimdi buraya bakın, şimdi içeriden dolanacağım. Bunu aklınızda tutun. Mesela şey yapamıyorsanız. Şimdi buraya niye, bakın, ortadan şuraya geliyorum ki ondan sonra yan duvara çıkıyorum. Diyorum ya deminden beri, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiç yani karıştırıyorsanız, biraz karışık bir örgü gibidir raf, böyle hani yeni başlayanlar için konuşuyorum. Hep ben öyle anlatmaya çalışırım, bilirsiniz. Eğer beni daha önceden takip ediyorsanız. Şimdi o yüzden buraya gelip ondan sonra buraya çıkıyorum, ondan sonra dörtlüyorum. Şimdi buraya, buraya ve buraya. Şöyle gireyim, göstereceğim. Bakın, buraya girmek durumundayım. Ondan sonra şimdi iki tane yine aldım. Nedir? Şu, bakın, şu dördün şu ve bu dördün bu. Buradayım. Bu ve bu. Şöyle geldim, dörtledim. Şimdi gene ortaya geliyorum. Mutlaka buraya, ortaya geliyorum.
Şimdi bakın ne kadar belli, bu ve bu. Şu dörtlünün ve şu dörtlünün şu ikisini kullanacağım. Buraya girmememin sebebi ortadayım zaten. İki tane yine aldım. Evet, şimdi bir sıkıntılar, bir şeyler oldu kamerada. Tekrar devam ediyorum. Şimdi yine biraz ışığımızı açalım mı? Şöyle. Ortaya gelmiştik. Ve şu ikisini şöyle iki tane de aldık ve dörtledik. Evet. Şimdi buradan buradan buraya şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. İlerliyoruz. Ortaya gelip ondan sonra işimizin nasıl diyeyim, işimize dahil oluyoruz. Şöyle geldim. İki tane alıyorum. Şuradayım. Bakın. Bu iki ve bu iki. Şunlar birbirine ortak oldu. Bir, iki. Böyle. Kamerayı çevirmediğimi fark ettim. Şimdi çevirdim. Şimdi ortadayım. Ve buraya geleceğim. Mutlaka ortadan, şu orta sıranın şu ortasından dörtlüyorum. Bunu aklımızdan çıkarmazsak bizim için her şey daha kolay olur. Böyle iki tane aldım. Bu ve bu. Girdim. Şimdi yine bir, iki ve üç. Dörtledim. İki tane aldım. Şu ikisini bakın böyle dörtledim. Dönüyorum. Şuna geleceğim. Bu sırayı da yapalım. Umuyorum anlaşıldı. Şunları bakın dörtlüyorum. Şöyle. Şunları dörtlüyorum. Şuna geldim. İlk başta bir tane elimde var boncuk. O yüzden üç tane alıyorum. Şöyle buna giriyorum. Nedir bakalım? Bakın. Buraya ortaya geliyorum. Hemen ortayı buluyorum. Yani onu unutmuyorum. Geldim. İki tane şu dörtlünün şu ve şu ikisini alıyorum. Üç tane ilerliyorum dışarıdan. Pardon, bu sefer içeriden ilerlemiş olacağım. Tane aldım. Şu ikisinden dönüyorum. Yine ortaya geliyorum. Şu ve şu. Böyle.
1, 2 ve 3. Çıkıyorum. Ay. Ne oldum böyle? Evet. Yine 2 tane alıyorum. Bakın. Bu ve bundan döndüm. Ortaya geliyorum. 2 tane aldım. Bu ve bu. Dörtledim. 1, 2 ve 3. Şöyle. Evet. Şimdi ben bunu şöyle şuraya dönüyorum ve buraya bakın ve buraya şuraya giriyorum. Şöyle yere bırakayım. Böyle dörtleyeceğim. Şimdi burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bu sefer burasını da şöyle 10 tane olana kadar yaptım ben. Şurası 10 tane. Onu ben tamamlayayım geleyim. Evet. Dediğim gibi 10 tane şöyle bakın şuraları 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane olana kadar yaptım. Yaptım, geldim, döndüm. Şimdi buradan buradayım. Şimdi ikinci katımızı yapacağız. Şu açık rengi, onu da bu numarada yapacağız. Şimdi buradayım ya. Buradan şimdi bu şekilde çeviriyorum. Şöyle şuna şöyle giriyorum. Buradayım. Buraya yeni misine taktım. Şöyle girdim. Bu sıralı şeylerin, boncukların, karelerin aralarına bir tane şimdi boncuk yerleştireceğim. Buradayım bakın. Buna. Şöyle geleyim. Bir tane alıyorum. Hep şu ortalara, buralara yerleştireceğim. Video uzamasın. Ben burayı böyle buraya kadar yapayım, geleyim. Şimdi sonuncuyu beraber yapalım. Buradan çıktım. Şimdi bu sırayı devam edeceğim. Şuraya geliyorum. Buradan buraya giriyorum. Böyle devam ediyorum. Bütün bu şuraların bütün hepsinin bu boşlukların içlerini bununla dolduruyorum. Buradan geliyorum. Tekrar buraya, 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 buraya. Ben bunların hepsini yapayım, geleyim. Evet. Böyle bir şekil oluyor. Hepsini bakın tamamladım. Böyle olması normal. Daha sonra üstünü yapınca o açılacak. Sonuncu boncuğumu da yerleştirdim. Bakın bütün sıralara koydum. Buradayım. Şimdi buradan şuradan şunu bir tam oturtamamışım galiba. Acele ettim ya. Şimdi bakın buradan çıktım. Buraya, buraya, şimdi üst nasıl diyeyim? Üste doğru böyle dörtleyeceğiz.
ve buna giriyorum. Şöyle. Şundayım. Şundayım. Şimdi bir tane alıyorum. Buradan ve buradan giriyorum. Şöyle bakın. Şimdi üste doğru dedim ya. Bunları böyle dörtleyeceğiz. Şimdi şuradan gel tekrar buralara dönüyorum. Dolaşıyorum. Şöyle. Böyle ve ortaya geliyorum. Şimdi bakın şu 3 tane birbirini tutuyor. Şimdi bunlarla tutunması lazım. Buraya. Şimdi bu sefer burada ipler gözükmesin diye bu alttaki koyu rengin içinden girdik. Şimdi girmiyoruz. Üstteki açık pembelerin içinden geçeceğim. Nereye takıldın? Şimdi buraya da bir tane dörtleme yapıyorum yani. Şöyle net miyiz? Buradan buna bakın dörtledik. Şimdi bununla bunu tutuşturuyorum. El ele tutuşturuyorum. Böyle. Şimdi dönüyorum buraya. Bakın bunu dörtledim şimdi. Ortaya geliyorum. Şimdi bu üçünü alacağım. Buraya bir tane. Buraya ve buraya giriyorum. Şöyle başa kadar yapalım. İyice anlaşılsın. Bakın sıkıyorum. Bir tane alıyorum. Buradan ve buna giriyorum. Böyle. Şimdi tekrar şu ortaya gelip böyle böyle bakın buna giriyorum. Böyle yukarı kadar. Şöyle ben bir burayı çalışayım görün. Bunu dörtledim. Zaten o beni bakın yönlendiriyor. Buradan dönüp buraya geleceğim. Şimdi başa kadar çıkayım. Dönüşü yani öbür sıraya geçişi görelim. Ondan sonrasını ben kendim yapayım. Şöyle bakın. Bunu aldım şimdi. Bir tane aldım. Şimdi burada buradayım. Buna giriyorum. Şöyle mi yapalım? Buna giriyorum ve buna da giriyorum. Neden? Burada misinam belli olmasın. Şöyle. Bakın buradayım. Bunu tutturmam gerekiyor. Bakın burası açık. O yüzden şöyle bir turlayacağım buradan döneceğim. Böyle. Şuna ve şuna.
Şimdi bu ikisi turlanmış olacak. Ve tekrar buradan şu ikisinden çıkıyorum. Evet, bu sıram bakın böyle bitti. Şimdi ne yapıyorum? Bu tarafa geçeceğim. Buna geçeceğim. Şimdi bu ikisinden burada tıpkı burada başlarken yaptık ya. Bakın böyle ikisinden birden geçtim. Bir tane alıyorum. Buradan. Bakın. Böyleyim. Şuraya geleceğim. Buna girdim. Buna girdim. Buna girdim. Ortaya. Ve buna. Şöyle bakın. Buradayım. Buna giriyorum. Şimdi buraya bir tane alıyorum. Buna sadece açık pembe mi diyeyim buna, ne diyeyim? Böyle pembemsi bir krem. Nasıl görünüyor bilmiyorum oradan ama. Güzel renkler. Şöyle buna bir tane ve ortaya ve buna. Yani şimdi bakın. Şimdi burayı dörtleyeceğim. Bir tane aldım buna ve buna. Misinamın ucuna düğüm atıyorum ben. O yüzden geçmiyor. Şöyle bakın. Şimdi ne yapacağım? Buraya şuradayım. Bakın bundayım. Şundayım. Şöyleyim. Buna ve buna. Şimdi böyle yine bir tane alıp buraya böyle böyle devam ediyorum. Ondan sonra burasını, burasını, bütün sıraları bu şekilde çalışıyorum. Şimdi burayı bitiriyorum. Bakın. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi kendime böyle biraz ışığımızı mı açsak? Şimdi şuradan şuraya çıkmayı hedefliyorum. Şöyle buraya geleceğim. Böyle ve şuna geldim. Şimdi bakın biraz düzeldi. Böyle üstlere geçtikçe şu boncuklarımı toparlayayım. Şimdi burada bakın ben şu zemin rengini bir kez daha tekrar ettim. İsterseniz başka renk yapın. Yani isterseniz bu açığı devam edin. Tamamen keyfinize kalmış. Şimdi buralara bakın buradan çıktım. Şuralara böyle dolduruyorum. Böyle. Bakın böyle. Şimdi buradan yana geçiyorum. Şuraya geçiyorum.
Böyle böyle git gel git gel yaparak şu araları dolduruyorum. Ben bunları çalışayım, geleyim.